Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Siz gelmeyince ben bir şeyler atıştırdım. İstersen Rukiye'ye söyle, hazırlasın bir şeyler sana. Yok anneciğim, aç değilim. Hemen yukarı çıkıp uzanacağım. Yorgun hissediyorum biraz kendimi. Dışarıda mı yedin? Yok. Kızım aç açına durulur mu hiç? İki canlısın zaten. Hadi git bir şeyler. Yok anneciğim, hiç canım istemiyor. Sonra belki. Allah Allah. Evet, salata da hazır. Bundan sonraki planların ne Nihan? Oyunculuğa geri dönecek misin? Çok zor Pınar. 2 yıl uzak kaldım her şeyden. Hatta oyunculuğu unuttum desem yeri. Hem benim hemen para kazandıracak bir işe ihtiyacım var. Ailemin durumu bu aralar pek iyi değil. Kısa sürede bir iş bulup çalışmayı düşünüyorum. Tabii canım, evde oturup ne yapacaksın ki? Zaten Mehmetcan belli bir yaşı geçti. Sürekli başında duracak değilsin ya. Sağ ol canım, beni desteklediğin için. Ne demek ya, deli misin? Hatta iş bulmana bile yardım ederim. Sahi mi? Tabii ki. Ne diyor, belirsiz işlerde çalışma. Tanıdık birinin yanında başlarsan sana da kolaylık olur. Ben arkadaşlar arayıp bir sorayım. Ay inan minnettar kalırım Pınar. Aman ne var canım, 2 telefona bakar. Hallederiz, merak etme sen. Anne? Ne yapıyorsun böyle tek başına? Ne yapayım oğlum, oyalanıyorum. Gümüş nerede? Odasında. Odasında mı? Bu saatte. Geldiğinde yüzünden düşen 1000 parçaydı. Yemek de yemedi. Bir şey mi geçti aranızda? Yo. En son yanından ayrıldığımda iyiydi. Neyse, ben bir bakayım en iyisi. Elindekiler ne oğlum? Ekmek kadayıfıyla kaymak. Gümüş'ün canı istemişti de. Canım karım. Bak sana ne aldım. Gümüş. Hadi kalk. Kızımızın canı istemişti. Bir an önce de üzülmesin güzel kızımız. Hala mı uyuyorsun? Gümüş. Doğru düzgün yüzünü bile görmedim ama. Aşkım. Peki. Uyu bakalım uyku böceği.